Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi. Birinci Meşrutiyetin ilanı 23 Aralık 1876. Namık Kemal ve Ziya Paşa gibi aydınların oluşturduğu gruba genç Osmanlılar veya jön Türkler denirdi. Bu grup yanlarına Mithat Paşa'yı da alarak meşrutiyeti ilan etmesi koşuluyla 2. Abdülhamid'i tahta çıkardılar. 23 Aralık 1876'da kanuni esası hazırlanarak 1. Meşrutiyet ilan edildi. Kanuni esası Osmanlı Devleti'nin Avrupa'yı tarzda ilk anayasasıdır. Kanuni esasiye göre 2 tane meclis kuruldu. Meclisi Mebusan üyelerini halk seçecek, Meclisi Ayan üyelerini padişah seçecek. Not: 1. Meşrutiyetin ilanıyla mutlakiyet dönemi sona ermiş, meşrutiyet dönemi başlamıştır. 2. Meşrutiyetin ilanı 1908, Jön Türkler 1889 yılında İttihat ve Terakki Cemiyeti'ni kurdular. Bu örgüt 2. Meşrutiyetin ilan edilmesi için 2. Abdülhamid'e baskı yaptılar. Baskılar sonunda 2. Abdülhamid 24 Temmuz 1908'de 2. Meşrutiyeti ilan etti. 13 Nisan 1909'da meşrutiyet yönetimine karşı olanlar büyük bir ayaklanma yaptılar. 31 Mart olayı. Ayaklanmayı ittihatçıların oluşturduğu ve Mustafa Kemal'in kurmay başkanlığını yaptığı hareket ordusu bastırdı. İttihatçılar bu ayaklanmadan 2. Abdülhamid'i sorumlu tutarak tahttan indirdiler. 1. Uşi Antlaşması'nın önemi nedir? İtalya ile Osmanlı Devleti arasında 1912'de Trablusgarp Savaşı'ndan sonra imzalanmıştır. Buna göre Trablusgarp ve Bingazi İtalya'ya verildi. 12 ada geçici olarak Balkan Savaşı'ndan sonra alınmak üzere İtalya'ya bırakıldı. Not: Trablusgarp, Libya, Osmanlı Devleti'nden ayrılan son Afrika toprağı olmuştur. 1. Balkan Savaşı ve sonuçları nelerdir? 1912'de Bulgaristan, Yunanistan, Sırbistan ve Karadağ Türkleri Balkanlardan atmak için anlaştılar ve Osmanlı Devleti'ne saldırdılar. Osmanlı Devleti ordusundaki subayların ittihatçı, itilafçı diye ayrılmaları ve savaşlara yeterli hazırlanamaması nedeniyle Midye Enes hattına kadar çekilmek zorunda kaldı. Bu savaşın sonunda Osmanlı Devleti ile bağlantısı kalmayan Arnavutluk bağımsızlığını kazandı. 1. Balkan Savaşı'nın sonunda Londra Antlaşması 1913 imzalandı. Midye Enes hattına geriledik. Edirne ve Kırklareli'yi kaybettik. 2. Balkan Savaşı ve sonuçları nelerdir? 1. Balkan Savaşı'nda aldıkları toprakları kendi aralarında paylaşamayan Balkan ülkeleri kendi aralarında savaşa tutuştular. Osmanlı Devleti bunu fırsat olarak gördü ve saldırarak Edirne ve Kırklareli'yi geri aldı. 2. Balkan Savaşı'nın sonunda iki antlaşma imzalandı. İstanbul Antlaşması 1913 Bulgaristan ile Osmanlı Devleti arasında imzalandı. Edirne ve Kırklareli bizde kaldı, Meriç Nehri Bulgaristan'la sınır oldu. Atina Antlaşması 1913 Kavala şehri ve Girit adası kesin olarak Yunanistan'a verildi. 1. Dünya Savaşı'nın sebepleri nelerdir? 1. Sömürge rekabeti. Birliğini geç tamamlayan İtalya 1870 ve Almanya'nın 1871 sömürge yarışında İngiltere'ye ve Fransa'ya rakip olmaları bu devletler arasında düşmanlığa neden olmuştur. 2. Almanya-Fransa çekişmesi. Kömür yataklarının bulunduğu Alsas-Loren bölgesi iki ülkeyi düşman etmiştir. 3. Balkanlardaki çekişme. Rusya ile Avusturya-Macaristan arasında Balkanlarda çekişme vardı. Rusya, Avusturya-Macaristan'ın içindeki Ortodoks ve Slav ırkları kendi hakimiyetine almak istemesi düşmanlığı artırdı. 4. Blokların kurulması. Yukarıda sayılan nedenlerle bazı devletler birbirlerine yaklaşmışlardır. Almanya, Avusturya-Macaristan, İtalya üçlü ittifak devletlerini, İngiltere, Fransa ve Rusya ise üçlü itilaf devletlerini oluşturdular.
Osmanlı Devleti'nin 1. Dünya Savaşı'na girmesinin nedenleri nelerdir? Balkan ve Trablusgarp savaşlarında kaybedilen toprakları geri alma düşüncesi, Alman hayranlığı ve Almanya'nın savaşı kesin kazanacağına inanılması, İngiltere, Fransa ve Rusya'nın sömürgelerinde yaşayan Müslüman ülkeleri bağımsızlığına kavuşturma isteği, İngiltere, Fransa ve Rusya'nın Osmanlı Devleti'ne karşı düşmanca tavır takınmaları, Goben, Yavuz, Breslav, Midilli zırhlı gemilerinin Rus limanlarını topa tutması. Almanya'nın Osmanlı Devleti'ni kendi yanında savaşa sokmak istemesinin nedenleri nelerdir? Savaşı daha geniş alanlara yaymak, Osmanlı Devleti'nin jeopolitik konumundan dünya üzerindeki yerinden yararlanmak istemesi, Osmanlı halifesinin dini gücünden faydalanmak ve İtilaf devletlerinin sömürgeleri olan Müslüman ülkeleri ayaklandırarak sömürgeleri içten çökertmek, sömürgelere giden yolları kontrol altında tutmak istemesi. Osmanlı Devleti'nin kendi topraklarında savaştığı cepheler hangileridir? Kafkas, Kanal, Filistin, Irak, Çanakkale, Suriye, Hicaz, Yemen cepheleridir. Osmanlı Devleti'nin kendi toprakları dışında savaştığı cepheler hangileridir? Makedonya, Romanya, Galicia cepheleridir. Kafkasya cephesinin önemi nedir? 1 Kasım 1914'te Rusların doğudan saldırıya geçmesiyle bu cephe açılmıştır. Enver Paşa'nın Anadolu'daki Türkler ile Orta Asya'daki Türkleri birleştirerek Büyük Türk Devleti kurmak istemesi. Bakü petrollerini ele geçirmek isteyen Almanya'nın bu cephenin açılması için Osmanlı'yı kışkırtması. 22 Aralık 1914'te 150 bin kişi ile başlatılan Sarıkamış Harekatı hezimetle sonuçlanmış ve 90 bin askerimiz donarak şehit olmuştur. Ruslar Erzurum, Muş, Bitlis ve Erzincan'ı ele geçirmişlerdir. Mustafa Kemal 1916'da Muş ve Bitlis'i geri almıştır. Rusların 3 Mart 1918'de imzaladığı Brest-Litovsk Antlaşması'yla 1. Dünya Savaşı'ndan ayrılmış ve Doğu Cephesi kapanmıştır. Bu antlaşma ile Berlin Antlaşması ile kaybettiğimiz Kars, Ardahan, Batum Rusya'dan Osmanlı Devleti'ne geçmiştir. Çanakkale Savaşı'nın önemi nedir? 500 binden fazla insan ölmüştür. Osmanlı Devleti'nin galip geldiği tek cephedir. İtilaf devletleri boğazları geçemeyip Rusya'ya yardım götüremeyince Rusya'da Bolşevik ihtilali çıkmıştır. Sovyet Rusya kurulmuştur. Mustafa Kemal'in bu savaşlarda gösterdiği başarılar onun Kurtuluş Savaşı'nda lider olmasını sağlamıştır. Kanal cephesinin önemi nedir? Almanların isteğiyle açılmıştır Süveyş Kanalı'nda. Mısır İngiltere'den geri alınacaktı ve İngiltere'nin uzak doğudaki sömürgeleriyle bağlantısı kesilecekti. Fakat savaşı kazanamadık ve İngiltere Suriye'ye kadar ilerledi ve Suriye cephesinin açılmasına neden oldu. 1. Dünya Savaşı'nın sonunda imzalanan antlaşmalar nelerdir? İtilaf devletleri ile yenilen devletler arasında şu antlaşmalar olmuştur. Varsay Almanya, Saint-Germain Avusturya, Trianon Macaristan, Neuilly Bulgaristan, Sever Osmanlı Devleti. Not: Mondros Ateşkes Antlaşması Osmanlı Devleti'ni 1. Dünya Savaşı'ndan çıkaran Ateşkes Antlaşması'dır. Sever Antlaşması hazırlanana kadar bu antlaşma yürürlüğe girmiştir. 1. Dünya Savaşı'nın genel sonuçları nelerdir? Osmanlı İmparatorluğu, Rus Çarlığı, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ve Alman İmparatorluğu yıkılarak yerlerine milli devletler kuruldu. Litvanya, Çekoslovakya, Polonya, Yugoslavya, Macaristan ve Avusturya bağımsız birer devlet olarak ortaya çıktı. Cemiyeti Akvam, Milletler Cemiyeti kuruldu. Yenilen devletlerde rejim değişiklikleri meydana gelmiştir. 1. Dünya Savaşı'ndan en karlı İngiltere ve Fransa çıkmıştır. 1. Dünya Savaşı'nın sonunda yenilen devletlere imzalatılan ağır antlaşmalar 2. Dünya Savaşı'nın çıkmasına neden olmuştur. Mondros Ateşkes Antlaşması'nın önemi nedir?
30 Ekim 1918. Osmanlı Devleti bu antlaşmayla fiilen sona ermiştir. Antlaşmanın 7. maddesi, İtilaf devletleri kendi güvenliklerini tehdit edecek bir durum ortaya çıkarsa istedikleri bölgeyi işgal edebileceklerdi. Çok ağır bir madde olup ülkenin her an işgalini hükmen hale getirmiştir. 6 vilayette bir Ermeni devleti kurulması için zemin hazırlanmıştır. İşgallerin başlamasıyla bölgesel direniş örgütleri ve Kuvayi Milliye ortaya çıkmıştır. Azınlıklar işgalleri kolaylaştırmak için zararlı cemiyetleri kurmuşlardır. Zararlı cemiyetler hangileridir? 1. Mavri Mira. Rumlar tarafından kuruldu, İstanbul Patrikhanesi yönetir, İzmir ve Doğu Trakya'yı Yunanistan'a katmak istemektedir. 2. Etnik Eterya Cemiyeti. Rumlar tarafından Yunanistan sınırlarını genişletmek için kuruldu. 3. Pontus Rum Cemiyeti. Doğu Karadeniz'de eski Rum Pontus Devleti'ni tekrar canlandırmak için Rumlar tarafından kuruldu. 4. Ermeni Taşnak Hınçak Cemiyeti. Ermeniler tarafından Doğu Anadolu'da bir Ermeni devleti kurmak amacıyla faaliyet göstermiştir. 5. Kürt Teali Cemiyeti. Doğu illerinde bir Kürt devleti kurmak için faaliyette bulundu. İstanbul'da kuruldu. 6. Teali İslam Cemiyeti. Saltanat ve hilafeti desteklemiş ve İstanbul'da kurulmuştur. 7. İngiliz Muhipleri Cemiyeti. İngiliz himayesinde yaşamayı isteyenler kurmuştur. 8. Sulh ve Selamet-i Osmani Fırkası. Saltanat ve hilafeti desteklemiştir. 9. Wilson Prensipleri Cemiyeti. Amerika egemenliğini, mandasını istemiştir. Yararlı cemiyetler, milli cemiyetler hangileridir? Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti. Doğu Anadolu'nun Ermenilere verilmesini önlemek için kuruldu. Trakya Paşaeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti. Trakya'nın Yunan işgaline uğramasını engellemek için Edirne'de kuruldu. Trabzon Muhafaza-i Hukuku Milliye Cemiyeti. Doğu Karadeniz ve çevresinin Rumlara verilmesini ve Rum Pontus Devleti'nin kurulmasına engel olmak için kuruldu. Kilikyalılar Cemiyeti, Adana ve çevresinin Ermenilere verilmesini önlemek için kurulmuştur. İzmir Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti, İzmir ve çevresinin Yunanlılara verilmesini önlemek için kurulmuştur. Milli Kongre Cemiyeti, İstanbul'da kurulan bu cemiyet, Türklere karşı yapılan haksızlıkları basın ve yayım yolu ile dünyaya duyurmaya çalışmışlardır. Paris Barış Konferansı'nın önemi nedir? 18 Ocak 1919. İtilaf devletleri Osmanlı Devleti'ni nasıl paylaşacaklarını kararlaştırmak için Paris'te toplandılar. Daha önce İtalya'ya verilen Batı Anadolu Yunanistan'a verildi. İtalya'ya Güneybatı Akdeniz, Fransa'ya Urfa, Maraş, Antep, Suriye ve Lübnan, İngiltere'ye Irak, Filistin ve Boğazlar bırakılmıştır. Yunanlılar Paris Barış Konferansı'nın kendilerine verdiği yetkiyle 15 Mayıs 1919'da İzmir'i işgal etmiştir. Havza Genelgesi'nin önemi nedir? 29 Mayıs 1919. Mustafa Kemal Havza'ya gelince askeri ve sivil mülkü amirlere gönderdiği bildirilerle işgallerin protesto yapılmasını, mitingler düzenlenmesini, ülkemizin içinde bulunduğu durumun millete anlatılmasını, İstanbul hükümetine protesto telgraflarının çekilmesini istemiştir. Not: Mustafa Kemal 15 Mayıs 1919'da İzmir'in Yunanlılar tarafından işgal edilmesinden sonra 16 Mayıs 1919'da Bandırma vapuruyla Samsun'a doğru yola çıkmış ve 19 Mayıs 1919'da Samsun'a gelmiştir. Mustafa Kemal Samsun'a gelirken 9. Ordu Müfettişliği sıfatıyla resmi görevli olarak Samsun ve çevresindeki Rumlarla Türkler arasındaki çatışmalara son vermek amacıyla Samsun'a gelmiştir. Amasya Genelgesi ve önemi nedir? 22 Haziran 1919.
Mustafa Kemal, Rauf Orbay, Refet Bele, Ali Fuat Cebesoy ve Kazım Karabekir toplantı yaparak aldıkları kararları genelge olarak yayınlamışlardır. Vatanın ve milletin bağımsızlığının tehlikede olduğu belirtilmiştir. Milletin geleceğini, milletin azim ve kararı kurtaracaktır denildi. Osmanlı hükümetinin görevini yapmadığı ve bu durumun milletimizi yok saydığı belirtilmiştir. Milletimizin sesini dünyaya duyuracak her türlü etki ve denetimden uzak milli bir kurulun kurulması gerektiği belirtilmiştir. Bu nedenle seçimlerin yapıldığı yerlerde seçilen kişiler, seçimlerin yapılamadığı yerlerde ise halkın güvenini kazanmış 3 delege Sivas'a gelerek toplanılması gerektiği belirtilmiştir. Doğu illeri adına Erzurum'da bir kongre toplanacak. İlk defa Kurtuluş Savaşı'nın mücadele safhası başlamıştır. İlk defa Kurtuluş Savaşı'nın gerekçesi, yöntemi ve amacı belirtilmiştir. İlk defa millet egemenliğine dayanan yönetimden bahsedilmiştir. İlk defa milli bir kurulun oluşturulmasından bahsedilmiştir. İlk defa İstanbul hükümetinin görevini yerine getiremediğinden bahsedilmiştir. İlk defa Erzurum ve Sivas kongrelerinin toplanmasına karar verilmiştir. Amasya Genelgesi'nin önemi. Not: Mustafa Kemal Amasya Genelgesi'nden sonra 8 Temmuz 1919'da padişaha yolladığı bir telgrafla resmi göreviyle birlikte askerlik görevinden de istifa ettiğini açıklamıştır. Erzurum Kongresi'nin önemi nedir? 23 Temmuz 1919. Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin girişimleriyle bölgedeki Ermeni tehlikesine karşı toplanmıştır. Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, asla parçalanamaz olduğu belirtildi. Misak-ı Milli'de aynen yer aldı. İlk defa hükümet kurulmasından bahsedilmiş ve ilk defa 9 kişilik temsil heyeti seçilmiştir. İlk defa manda ve himaye reddedilmiştir. Milli Meclis'in derhal toplanması ve hükümetin meclisin denetimine girmesi kararlaştırıldı. Mebusan Meclisi. Kuvayi Milliye'yi etken ve milli iradeyi hakim kılmak esastır. Erzurum Kongresi bölgesel olarak toplanmış fakat aldığı kararlar tüm yurdu ilgilendirdiği için milli bir kongredir. Sivas Kongresi'nin önemi nedir? 4-11 Eylül 1919. Ülke genelindeki milli cemiyetler Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti adıyla birleştirildi. Manda ve himaye fikri kesin olarak reddedildi. İrade-i Milliye adıyla bir gazete çıkarıldı. Temsil heyeti 15 kişiye çıkarılmıştır. Her yönüyle ulusal bir kongredir. Ali Fuat Cebesoy, Batı Anadolu Kuvayi Milliye Komutanlığı'na atanmıştır. Amasya görüşmelerinin önemi nedir? 20-22 Ekim 1919. Osmanlı hükümetinden Bahriye Nazırı Salih Paşa ile Mustafa Kemal arasında görüşmeler olmuştur. Görüşmelerde alınan kararlardan sadece Osmanlı Mebusan Meclisi'nin açılmasıyla ilgili madde Osmanlı hükümeti tarafından kabul edilmiştir. İstanbul hükümeti temsil heyetiyle görüşmek üzere bir temsilcisini Amasya'ya göndermekle temsil heyetini hukuki olarak tanımıştır. Misak-ı Milli'nin ilanı 28 Ocak 1920. Amasya görüşmelerinde alınan kararlarla yurdun her tarafında seçimler yapılarak Mebuslar Meclisi'nin açılmasına zemin hazırlanmıştır. Meclisin İstanbul'da açılmasına karar verilince Mustafa Kemal İstanbul'a gitmemiştir. Fakat onun düşüncelerini temsil eden Felah-ı Vatan adıyla bir grup kurulmuştur. Bu grup hazırladığı Misak-ı Milli'yi son Osmanlı Mebusan Meclisi'ne kabul ettirmiştir. 28 Ocak 1920. Alınan kararlar Mondros Ateşkes Antlaşması imzalandığında Türk askerlerinin elinde bulunan topraklar bir bütündür, parçalanamaz. Arap topraklarının, Batı Trakya'nın ve Kars, Ardahan ve Batum'un geleceği halk oylamasıyla belirlenecek. Osmanlı'nın merkezi ve Marmara Denizi'nin güvenliği sağlanırsa boğazlar dünya ticaretine açılacak, içimizdeki azınlıklara komşu ülkelerdeki Müslüman halka tanınan haklardan fazlası tanınamaz.
tam bağımsızlığımızı ve ekonomik gelişmemizi engelleyen sınırlamalar ve kapitülasyonlar kesinlikle kabul edilemez. Misak-ı Milli ile Türk vatanının sınırları çizilmiştir. Misak-ı Milli'nin ilanı İstanbul'un işgaline neden olmuştur. İstanbul 16 Mart 1920'de İtilaf Devletleri tarafından resmen işgal edilmiştir. Mebusan Meclisi dağıtılmıştır. Bazı milletvekilleri Malta Adası'na sürgüne gönderilmiştir. Bazıları Ankara'ya kaçmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması 23 Nisan 1920. Mustafa Kemal 19 Mart 1920'de bir genelge yayınlayarak Ankara'da olağanüstü yetkilere sahip bir meclisin açılması gerektiğini ve bunun için hemen seçimlerin yapılmasını, her sancaktan 5 kişinin seçilmesini ve bu seçilenlerin 15 gün içinde Ankara'ya gelmelerini istedi. Ayrıca İtilaf Devletleri tarafından dağıtılan Osmanlı Mebuslar Meclisi üyelerini de kaçabilirlerse gelmelerini istedi. Nihayet bütün hazırlıklar tamamlandıktan sonra 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı. Güçler birliği ilkesi benimsenmiştir. Yasama, yürütme, yargı güçlerinin mecliste toplanması, böylece çabuk ve uygulanabilir kararların alınması sağlanmıştır. Çünkü o sırada ülkemiz işgal altında. Egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olduğu ve meclisin üstünde bir gücün olmadığı belirtilmiştir. Meclisin başkanı aynı zamanda hükümetin de başkanıdır. Padişah ve hilafetin yeri meclisin alacağı kararla belli olacaktır. Kurtuluş Savaşı'nın devam ettiği günlerde kabul edilmiştir. Bu anayasa ile Türk tarihinde ilk kez egemenlik ulusa verilmiştir. Güçler birliği prensibi benimsenmiştir. Yasama, yargı, yürütme meclis tarafından yapılıyor. Yeni Türk Devleti'nin hukuki ve siyasal belgesi olmuştur. Anayasaya göre meclis başkanı, hükümetin de başkanı olmakla meclis hükümeti sistemi benimsenmiştir. İlk Anayasa, Teşkilat-ı Esasiye, 20 Ocak 1921. Cumhuriyetin ilanıyla meclis hükümeti sistemi terk edilerek kabine sistemine geçilmiştir. İlk Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne karşı çıkan ayaklanmalar. Ayaklanmaların çıkmasında bazı çıkar sahiplerinin halkı kışkırtması, azınlıkların devlet kurmak istemesi, İstanbul hükümetinin Mustafa Kemal aleyhinde bildiriyi Anadolu'da halka dağıtması, düzenli ordu kurulması sırasında bazı Kuvayi Milliyecilerin orduya katılmak istememesi, Mustafa Kemal'in idam cezasına çarptırılmış olması, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne karşı ayaklanmaların çıkmasında etkili olmuştur. 1. İstanbul Hükümeti ve İngilizler tarafından desteklenen ayaklanmalar: Anzavur, Kuvayi İnzibatiye, Bolu, Düzce, Hendek ve Adapazarı, Yozgat, Yenihan, Konya, Afyon, Milli Aşireti ayaklanmalarıdır. 2. Azınlıkların çıkardığı ayaklanmalar: Rum, Pontus, Ermeni ayaklanmalarıdır. 3. Kuvayi Milliye taraftarlarının çıkardığı ayaklanmalar: Çerkez Ethem, Demirci Mehmet Efe ayaklanmalarıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ayaklanmalara karşı aldığı tedbirler: 29 Nisan 1920'de Hıyanet-i Vataniye Kanunu çıkarıldı. 11 Eylül 1920'de İstiklal Mahkemeleri kurularak isyancılar sert bir şekilde cezalandırıldı. İstanbul hükümetinin olumsuz propagandalarına karşı halkı doğru bilgilendirmek için Anadolu Ajansı kuruldu. Damat Ferit hükümetinin Anadolu hareketi aleyhine yaptırdığı fetvalara karşı Ankara müftüsü Rıfat Börekçi fetva yayımlayarak Anadolu'daki mücadelenin haklılığı tüm yurda ilan edilmiştir. Birinci Dünya Savaşı bittiğinde İtilaf Devletleri diğer devletlerle barış antlaşmalarını hemen imzalamalarına rağmen Osmanlı Devleti'ni nasıl paylaşacaklarına karar veremedikleri için kesin barışı geciktirdiler ve 10 Ağustos 1920'de Osmanlı Devleti adına Dar-ı Şura'yı Saltanat Mebuslar Meclisi dağıtıldığı için Sevr Antlaşması'nı imzalamıştır. Bu antlaşmaya göre İstanbul Osmanlı'ya verilecek, ancak şartlara uyulmazsa işgal edilecek.
Boğazlar savaş ve barışta açık olacak ve Boğazlar Komisyonu tarafından yönetilecek. Doğu Anadolu'da bir Ermeni devleti, Suriye ile Irak arasında bir Kürt devleti kurulacak. Trakya ve Batı Anadolu Yunanistan'a, Irak ve Arabistan İngiltere'ye, Konya, Antalya ve Muğla tarafları İtalya'ya, Adana, Malatya, Sivas ve Suriye arası Fransa'ya verilecek. Azınlıklara sınırsız haklar verilecek, kapitülasyonların her türlüsü devam edilecek ve bütün ülkeler faydalanacak. Bu antlaşma ile Osmanlı Devleti yok sayılmıştır. İtilaf devletleri Osmanlı Devleti'ni paylaşmışlardır. İtilaf devletleri son Osmanlı Mebuslar Meclisi'ni dağıttıkları için bu antlaşma meclis tarafından onaylanmadığından hiçbir hukuki geçerliliği yoktur. Uygulanamayan bir antlaşma olması nedeniyle 1878 Ayastefanos Antlaşması'na benzerlik gösterir. Sevr Antlaşması 10 Ağustos 1920 Düzenli ordu ne zaman kurulmuştur? Mustafa Kemal'in önerileri doğrultusunda Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti düzenli ordu kurma kararına vardı. Kuvayi Milliye birliklerinin tek çatı altında toplanması kararlaştırılmıştır. Çerkez Ethem ve Demirci Mehmet Efe etkilerinin azalmasından çekindikleri için düzenli orduya katılmayarak isyan ettiler. 8 Ekim 1920'de ülkenin her tarafından gelen Kuvayi Milliye birliklerinin katılımıyla düzenli ordu kurulmuştur. Batı Cephesi Komutanlığına İsmet Paşa İnönü getirildi. Kurtuluş Savaşı'nda Cepheler Doğu Cephesi Doğu Cephesi'nde Ermenilerle savaşılmıştır. Ermeniler Sevr Antlaşması'na dayanarak Doğu Anadolu'da bir Ermeni devleti kurmak istiyorlardı ve Türklere saldırıyorlardı. Türkiye Büyük Millet Meclisi 15. Kolordu Komutanı Kazım Karabekir Paşa'yı Doğu Cephesi Komutanlığı'na atadı. Yapılan savaşlarla Doğu Anadolu Ermenilerden kurtuldu. Ermenilerle Gümrü Antlaşması 3 Aralık 1920'de imzalandı. Gümrü Antlaşması'nın önemi nedir? 3 Aralık 1920 Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin uluslararası alanda kazandığı ilk siyasi ve askeri başarıdır. İlk kez Gümrü Antlaşması'yla belirlenen Doğu sınırımız Moskova ve Kars Antlaşmaları'yla son şeklini almıştır. Ermeniler barış imzalamakla ilk kez Sevr Antlaşması'nın geçersizliğini onaylamış oldular. Ermeni sorunu çözüme kavuşturuldu. Güney Cephesi'nin önemi nedir? Güney Cephesi'nde düşmana karşı Kuvayi Milliye Birlikleri ile karşı konulmuştur. Düzenli ordu savaşmamıştır. Güney Cephesi'ndeki savaşlar Sakarya Savaşı'ndan sonra 20 Ekim 1921'de Fransa ile imzalanan Ankara Antlaşması ile sona erdi. Böylece Hatay hariç Suriye sınırı belirlenmiştir. 1. İnönü Savaşı'nın önemi nedir? 6 Ocak 1921 Düzenli ordunun Batı cephesinde Yunanlılara karşı kazandığı ilk zaferdir. İsmet Paşa albaylıktan generalliğe terfi etti. Çerkez Ethem isyanı bu zaferden sonra bastırıldı. 20 Ocak 1921'de ilk anayasa Teşkilat-ı Esasiye ilan edildi. 12 Mart 1921'de İstiklal Marşımız kabul edildi. Londra Konferansı yapıldı. 21 Şubat 1921 Sovyet-Rusya ile Moskova Antlaşması imzalandı. 16 Mart 1921 Londra Konferansı'nın önemi nedir? 21 Şubat 12 Mart 1921 İtilaf devletleri Sevr Antlaşması'nı yumuşatarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne kabul ettirmek için konferansı toplamışlardır. İstanbul hükümeti adına Tevfik Paşa, Türkiye Büyük Millet Meclisi adına Bekir Sami Bey konferansa katılmıştır. İtilaf devletleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni konferansa çağırmakla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin varlığını ilk kez hukuki olarak tanımıştır. Moskova Antlaşması'nın önemi nedir? 16 Mart 1921
Rusya, Misak-ı Milli ve Türk Devleti'ni tanıyan ilk Avrupa ülkesi olmuştur. Kars, Ardahan Türkiye'de kaldı, Batum ise Gürcistan'a verilmiştir. Batum'un elimizden çıkmasıyla Misak-ı Milli'den ilk taviz verilmiştir. 2. İnönü Savaşı'nın önemi nedir? 23 Mart 1 Nisan 1921 Batı cephesinde Yunanlılara karşı kazanılan ikinci zaferdir. İtalya bu zaferden sonra Antalya ve Muğla'dan çekilmeye başladı. Fransızlar anlaşmak için Ankara'ya temsilci gönderdi. Kütahya-Eskişehir Savaşları'nın önemi nedir? 10-24 Temmuz 1921 Ordumuz, İtilaf devletlerinden yardım alan Yunanlılar karşısında başarısız olarak Sakarya Irmağı'nın doğusuna kadar gerilemiştir. Böylece 1683 II. Viyana kuşatmasından itibaren devam eden geri çekilme Sakarya Irmağı'nın doğusuna kadar devam etmiştir. Bu yenilgiden sonra 5 Ağustos 1921'de Mustafa Kemal'e başkomutanlık verildi. Ayrıca meclisin 3 aylığına tüm yetkileri Mustafa Kemal'e verildi. Mustafa Kemal ilk olarak Tekalif-i Milliye emirlerini 8 Ağustos 1921'de ilan ederek Sakarya Savaşı için halktan yardım toplamıştır. Sakarya Meydan Savaşı'nın önemi nedir? 23 Ağustos 13 Eylül 1921 1683 Viyana bozgunundan itibaren devam eden gerileme sona erdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi büyük bir zafer kazandı. Yunan ordusunun taarruz gücü kırıldı. Yunanlılar savunmaya geçti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Mustafa Kemal'e mareşallık rütbesi ve gazilik unvanı verdi. 19 Eylül 1921 Kafkas Cumhuriyetleri Sovyet Rusya ile Kars Antlaşması imzalandı. 13 Ekim 1921 Fransızlarla Ankara Antlaşması imzalandı. 20 Ekim 1921 İtilaf devletleri barış teklifinde bulundular. Kars Antlaşması'nın önemi nedir? 13 Ekim 1921 Ermenistan, Azerbaycan ve Gürcistan ile yapılmıştır. Kars Antlaşması ile doğu sınırlarımız kesinlik kazanmıştır. Ankara Antlaşması'nın önemi nedir? 20 Ekim 1921 Hatay dışında Suriye sınırı çizildi. Fransa, yani bir itilaf devleti, yeni Türk devletini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni resmen tanıdı. Fransızlar Misak-ı Milli'yi tanıyan ilk itilaf devleti oldular. Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin önemi nedir? 26 Ağustos 18 Eylül 1922 Milli mücadelenin silahlı mücadelesi başarıya ulaştı. Yunan işgali sona erdi. Yunanlılar Ege Denizi'ne döküldü. Afyon, Uşak, Kütahya, Manisa, Balıkesir, Aydın, İzmir ve Bursa Yunan işgalinden kurtuldu. Malazgirt Savaşı Anadolu'nun kapılarını Türklere açmış, Mirya Kefalon Türk yurdu olduğunu belgelemiş, Başkomutanlık Meydan Muharebesi ise Anadolu'nun sonsuza kadar Türk yurdu olarak kalacağını ispatlamıştır. Mudanya Ateşkes Antlaşması'nın önemi nedir? 11 Ekim 1922 Toplantıya İngiltere, Fransa ve İtalya katılmış, Yunanlılar bir gemide sonucu beklediler. Türkiye adına İsmet Paşa katıldı. Türkiye ile Yunanistan arasındaki silahlı mücadele sona erdi. Yunanlılar 15 gün içerisinde Doğu Trakya'yı Meriç Irmağı'nın sol kıyısına kadar terk edecek. İstanbul ve Boğazlar Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bırakıldı. Böylece savaşmadan İstanbul, Boğazları ve Doğu Trakya'yı kurtarmış olduk. Kurtuluş Savaşı'nın silahlı safhası bitmiş, diplomatik safhası başlamıştır. Osmanlı Devleti'nin merkezi İstanbul Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bırakılmakla Osmanlı Devleti hukuken sona erdi. Lozan Barış Antlaşması 24 Temmuz 1924 Konferansa İngiltere, Fransa, İtalya, Japonya, Yunanistan, Romanya, Yugoslavya katılmıştır. Boğazlarla ilgili madde görüşülürken Bulgaristan ve Rusya da katılmıştır. Amerika Birleşik Devletleri ise gözlemci olarak katılmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni İsmet Paşa temsil etmiştir.
Yunanistan'la olan sınırımız Mudanya Ateşkes Antlaşması'nda belirtildiği gibi olacak. Ege adalarından 12 ada İtalya'ya, Gökçeada ve Bozcaada, Çanakkale Boğazı'nın korunması için Türkiye'ye, diğer adalar Yunanistan'a verildi. Savaş tazminatı olarak Yunanistan Karaağaç'ı Türkiye'ye bıraktı. Kapitülasyonlar kaldırıldı. Boğazlardan barış zamanı askeri olmayan gemiler geçebilecek. Savaş zamanı Türkiye savaşta yer alırsa boğazlar üzerinde istediğini yapma hakkına sahiptir. Ancak Türkiye'nin başkanlığını yaptığı bir boğazlar komisyonu boğazlardan geçişi kontrol edecek. Suriye sınırı 16 Mart 1921'de Fransa ile imzalanan Ankara Antlaşması'yla belirtildiği gibi olacak. Irak sınırı ve Musul sorunu İngiltere ve Türkiye arasında görüşüldükten sonra halledilecek. Osmanlı dış borçlarının Osmanlı'dan ayrılan devletlere paylaştırılarak ödenmesine karar verildi. Yabancı okulların Türkiye'nin koyacağı kurallar çerçevesinde faaliyete devam etmesi kararlaştırıldı. Ortodoks Patrikhanesi İstanbul'da kalacak ancak siyasi faaliyette bulunmayacak. İtilaf devletleri bu antlaşmayla Misak-ı Milli ve Yeni Türk Devleti'nin bağımsızlığını tanımıştır. Boğazlar Komisyonu'nun kalması milli egemenliğimizi sınırlamıştır. Boğazlar sorunu kalmıştır. Musul alınamamış ve Irak sınırı kesinlik kazanmamıştır. Musul sorunu kalmıştır. Saltanatın kaldırılması 1 Kasım 1922, Ankara'nın başkent olması 13 Ekim, Cumhuriyet'in ilanı 29 Ekim 1923, halifeliğin kaldırılması 3 Mart 1924, siyasi partiler kuruldu. Lozan'dan kalan problemler ve Lozan Antlaşması'nın Türk tarihi açısından önemi. Siyasal alanda yapılan inkılaplar. Cumhuriyet Halk Fırkası. Cumhuriyet döneminin kurulan ilk siyasi partisidir. Atatürk tarafından 9 Eylül 1923'te kuruldu. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası. İlk muhalefet partisidir. Kazım Karabekir ve arkadaşları tarafından 17 Kasım 1924'te kuruldu. Bu partinin Şeyh Said isyanı ile bağlantısı olduğu düşünülerek 3 Haziran 1925'te kapatıldı. Serbest Cumhuriyet Fırkası, Fethi Okyar tarafından 12 Ağustos 1930'da kurulmuştur. Laiklik ve Cumhuriyet karşıtlarının bu partide toplanmaya başlamasıyla kurucusu tarafından 17 Kasım 1930'da kapatıldı. Hukuk alanında yapılan inkılaplar. 20 Ocak 1921'de ilk anayasa Teşkilat-ı Esasiye ilan edildi. Cumhuriyet'in ilanından sonra 1924 Anayasası ilan edildi. 17 Şubat 1926'da Medeni Kanun ilan edildi. İsviçre'den alındı. Birden fazla kadınla evlenme yasaklandı. Mirasta ve boşanmada kadın erkek eşitliği geldi. 8 Mayıs 1928'de Borçlar Kanunu İsviçre'den, 10 Mayıs 1928'de Ticaret Kanunu Almanya'dan, 1 Temmuz 1928'de Ceza Kanunu İtalya'dan alınarak ilan edildi. 3 Mart 1924'te Tevhid-i Tedrisat Kanunu ilan edildi. Eğitim, öğretim laikleştirildi. Bütün okullar Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlandı. Medrese ve okul ikililiğine son verildi. 1 Kasım 1928'de Latin alfabesi kabul edildi. 15 Nisan 1931'de Türk Tarih Kurumu kuruldu. 12 Temmuz 1932'de Türk Dil Kurumu kuruldu. 1924'te Topkapı Sarayı müze haline getirildi. Aynı yıl Etnografya Müzesi ve Güzel Sanatlar Akademisi açıldı. 1933'te İstanbul Üniversitesi ve Ankara Dil Tarih Coğrafya Fakültesi açıldı. Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılaplar, Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu'nun kurulması Atatürk'ün milliyetçilik ilkesiyle doğrudan ilgilidir. Toplumsal alanda yapılan inkılaplar. 25 Kasım 1925'te Şapka Kanunu çıkarıldı.
30 Kasım 1925'te tekke, zaviye ve türbeler çıkarılan bir kanunla kapatıldı. 1934'te çıkarılan bir kanunla din görevlilerinin dini elbiselerle ibadet yerleri dışında dolaşmaları yasaklandı. En yetkili kişi hariç Diyanet İşleri Başkanı gibi. 1925 yılında Hicri ve Rumi takvimler kaldırılarak miladi takvim kabul edildi. 1 Ocak 1926'dan itibaren uygulamaya geçildi. 1931 yılında bir kanunla okka, arşın ve benzeri yöresel ölçü birimleri yerine kilo, metre ve litre gibi ölçü birimleri kabul edildi. 1935 yılında hafta sonu tatili cumadan pazar gününe alındı. 24 Haziran 1934'te soyadı kanunu kabul edildi. Türk kadınına siyasi haklar verildi. 30 Nisan 1930'da belediye seçimlerinde seçmen olma hakkı, 26 Ekim 1933'te muhtar seçme ve köy ihtiyar heyetine seçilme hakkı, 5 Aralık 1934'te milletvekili seçilme ve seçme hakkı verildi. Birçok Avrupa ülkesinde Türk kadınından yıllar sonra milletvekili seçilme hakkı verilmiştir. Türkiye'de 1935 yılındaki yapılan seçimlerde meclise 18 kadın milletvekili girmeyi başarmıştır. Ekonomi alanında yapılan inkılaplar, milli ekonomi alanında yenilikler. 17 Şubat 1923'te İzmir İktisat Kongresi toplandı. Milli ekonominin hedefleri belirlendi. Yatırım yapacak şirketlere kolaylık sağlanacağı, milli bankanın kurulacağı, demiryolu yapımına önem verileceği, yerli malı kullanımı teşvik edileceği belirtilmiştir. Ayrıca kongrede Misak-ı İktisadi Ekonomi Andı ilan edildi. Buna göre ekonomik kararlar uygulanırken ekonomik bağımsızlığın titizlikle korunması kararlaştırıldı. Özel teşebbüsün yetersiz olmasından dolayı 1930'dan itibaren devletçi bir ekonomi politikası uygulanmaya başlanmıştır. 1933 yılında ilk 5 yıllık kalkınma planı hazırlandı ve başarıyla uygulandı. Tarım alanında gelişmeler. Köylünün durumunu düzeltmek için aşar, öşür vergisi 1925'te kaldırıldı. Ziraat Bankası'nın verdiği kredi artırıldı. Çiftçinin tarımda makine, iyi tohum, gübre ve ilaç kullanımı teşvik edildi. Çiftçiye damızlık hayvan, tohum, fidan, borç para verildi. 1929'da tarım kredi kooperatifleri kuruldu. 1925'te Sanayi ve Maden Bankası kuruldu. Yıpranmış Osmanlı tesislerini tamir ettirmek için. 1927'de Teşvik-i Sanayi Kanunu çıkarıldı. Halk sanayiye teşvik edildi. Ancak halkın gücü olmadığından devletçilik politikası izlendi. 1933'te ilk 5 yıllık sanayi planı hazırlandı. 1933'te Sümerbank kuruldu. 1938'de ikinci 5 yıllık kalkınma planı hazırlandı. Ancak 1939'da 2. Dünya Savaşı'nın çıkması bu planın uygulanmasına engel olmuştur. Ülkedeki madenleri aramak için 1935'te Maden Teknik Arama Enstitüsü MTA kuruldu. Madenleri işlemek için de Etibank kuruldu. 1939'da Türkiye'nin ilk demir-çelik fabrikası olan Karabük Demir-Çelik Fabrikası kuruldu. 1924'te İş Bankası kuruldu. İş sahiplerine kredi vermek amacıyla kuruldu. 1 Temmuz 1926'da Kabotaj Kanunu çıkarıldı. Böylece Türk karasularında yolcu ve yük taşıma hakkı yalnızca Türk gemilerine verildi. Ayrıca Denizbank'ın kurulmasıyla denizcilik faaliyetleri artmıştır. Demir yolları yabancı şirketlerin elinden alınarak devletleştirildi. Yeni demir yolları yapıldı. Cumhuriyetin ilanından 1938 yılına kadar 3360 kilometre demir yolu yapılmıştır. Osmanlı Devleti'nden 18.335 kilometre kalan karayolu 1948 yılında 45.000 kilometreye çıkmıştır. Denizcilik alanında kabotaj kanunu çıkarılmış ve yeni liman ve iskeleler yapılmıştır. Pek çok yeni şehir ve kasaba inşa edilerek modern bir görünüm almıştır.
Sınavlarınızda başarılar dilerim. Abonem olmayı, beğen ve yorum yapmayı lütfen unutmayınız.